Reşondu ve hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tur kapsamında Fethiye'ye geldik. Hemen arkamda gördüğünüz dünyanın en uzun lagünlerinden bir tanesi olan ve bütün turizm materyallerini görmeye alıştığımız Kum Burnu. Hani şu meşhur burnumuz var ya, oraya geldik. Bugün ve bundan sonraki iki gün boyunca Fethiye, Kayaköy ve tekne turları ile ilgili bir video hazırlayacağım size. Bunu göreceksiniz bu videoda. Bugün de ilk buradan başladık rotamıza, çünkü yani görünmesi gereken ilk yer burası Fethiye'de. Yaklaşık Fethiye merkezi 15 km uzaklıkta bulunuyor Ölüdeniz. Burada oteller de var, restoranlar da var, her şey de var. Zaten genellikle konaklamanın büyük bir kısmı burada geçiyor. Paraşüt yapmak isteyenler için de buradan da hareket ediyorlar. Neyse, görüntülerde göreceksiniz zaten. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi biraz bu kısmı anlatalım. Ölüdeniz dediğimiz bölge Milli Park'ın olduğu kısımda. İçeri giriş 7 TL arkadaşlar. Yani müze kartı tam hatırlamıyorum ama müze kart geçiyor diye biliyorum. Ama 7 TL karşılığında içeri girebiliyorsunuz. Ücretsiz duşlar ve kabinler var. Eğer şezlonglarda yatmak isterseniz de yanılmıyorsam 15 TL. Bütün gün 15 TL'yi kiralayıp şezlongda vakit geçirebiliyorsunuz. İçeride restoranlar da var, işte kafeler de var. Yiyecek içecek ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Onun dışında sadece keyifli bir gün geçireceksiniz. Mavinin ve yeşilin en güzel tonlarını yine burada göreceksiniz. Şu anda da biz de yani kendimize uygun bir yer arıyoruz ve bu sıcakta artık serinlemek için sabırsızlanıyoruz. Ve Blue Lagoon'e girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu anda işte o meşhur burnun hemen önünde bulunan denizdeyiz. Yani buranın olayı aslında denizden, havadan çekilmesi. Ama biz de sonuçta imkanlar dahilinde şu anda bu şekilde çekim yapıyoruz. Çünkü burada drone kaldırmak yasak. Onun dışında zaten paragliding yapacak olursanız buranın enfes görüntülerini çekebiliyorsunuz. Yanılmıyorsam o da şu anda 500 liralık bir fiyatı var. 500 liraya sizi alıyorlar. İşte paraşütle birkaç saatlik bir yolculuk yapıyorsunuz. Belki bir saat de olabilir maksimum. Ya yani böyle. O yüzden hani çok uzatmaya gerek yok. Ben kaçıyorum. Altından Reşat buldum. Reşat balığı. Ozan Bey nasılsınız? İyiyiz efendim. Güzel yerde mi hocam? Vallahi mükemmel. Su da harika. Su zaten efsane arkadaşlar. Sadece biraz kalabalık. Evet, aşırı kalabalık gerçekten ya. Bu ne? Pandemi buraya uğramamış hocam. Korona yok burada. Evet, şimdi turumuza devam ediyoruz. Fethiye'ye yaklaşık bir 10 km uzaklıkta bulunan Kayaköy'e geldik arkadaşlar. Burası eski bir Rum köyü. Son zamanlarda filmlere, dizilere set olmuş bir yer. Hatta bunun en güzel örneği Russell Crowe'un Türkiye'de çektiği Son Umut filminin final sahnelerinden bir tanesinin burada çekilmesi. Hatırlarsınız belki o sahneyi. Burası terk edilmiş bir köy arkadaşlar. Eski bir Rum köyü. Nüfus mübadelesi zamanında 1920-24 senelerinde burada yaşayan yaklaşık 25 bine yakın Rum vatandaşı buradan ayrılmak zorunda kalıyor. Ve bunların yerine de Türk vatandaşlarının bazıları yerleştiriliyor. İşte Yunanistan'dan gelen. Ama onlar da buradaki yaşam tarzı onlara uymadığı gerekçesiyle bir süre sonra da onlar da burayı terk ediyor. O yüzden terk edilen bir köy. Şu anda yüzlerce ev var. İnanılmaz güzel bir manzarası var. İtalya'daki Matera'ya çok benziyor burası. Kiliseler var, şapeller var. Şu anda birçok yerde işte sanat merkezleri de kurulmaya başladı. Giriş kısmında bir restoran var. Onun dışında evlerde pencere yok, kapı yok. Çünkü burada birçok Türk vatandaşı evlerini yaparken buradaki pencereleri, kapıları da sökmüş maalesef. Şu anda inanılmaz bir sessizlik hakim. Ben buluyorum bu sessizliği.
ve tam bir hayalet köy. Zaten görüntülerde gördünüz. Şimdi biraz bir saate yakın bir zamanda burayı keşfetmeye çalışacağız. Bu köyde iki tane büyük kilise var, 17 tane de şapay var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de şu karşıda gördüğünüz Taksiyari Kilisesi. Asıl büyük kilise Meryem Annemiz Kilisesi ama o 1960'a kadar cami olarak kullanılmış. Hatta minaresi duruyormuş şu anda, biraz daha köyün arka taraflarında. Burası da böyle gördüğünüz gibi kapısına demir bir kapıyla kapatılmış. Evet, buyurun Ercan Bey. Neredeyiz hocam? Şu anda Kayaköy'deyiz, tarihi bir kent. Evet. Ama hep terk edilmiş. Ben peki aşağı nasıl ineceğim? Evet, zıplamak için ne hallere düştük? Ben adamım. Hocam her şeyin bir sınırı vardır. Şu an ikinci kamp yerimiz olan Doğa Camping'e geldik arkadaşlar. Fethiye'deki böyle bayağı bir uzak bir yerde. 2 kilometre yaklaşık Fethiye yolundan gittikten sonra bir de 2 kilometre dağ yoluna çıkıyorsunuz. Böyle doğayla iç içe bir kamp alanı. Oldukça ulaşması zor ve çok yüksek bir yerdeyiz şu anda. Alanda gördüğünüz gibi şu anda arkamda arkadaşlarımın hepsi kendi çadırlarını yine kuruyorlar. Burada her türlü restoran, tuvalet, duş gibi bütün imkanlar da var. Güzel işte bungalov evler falan da var. Biraz daha size zaten detayları anlatacağım ama gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Günaydın, yine harika bir günle karşınızdayız. Bugün tekne turu günü. Biliyorsunuz bu Avent Camp'la çıktığımız tur kapsamında iki tane tekne turumuz vardı. Bir tanesi bu Marmaris'te dalış yaptığımız turdu. Yine orada da güzel yerleri gezmiştik. Ama bugün de Türkiye'deki en ünlü rotalardan bir tanesine sahip olan Fethiye'deki tekne turuna katılacağız. Arkamızda gördüğünüz bu muhteşem, devasa korsan teknelerinden birine bineceğiz. Bizi bugün tüm koyları, adaları, ya 5-6 tane noktası var, oraları gezdirecek. 6 saat falan sürüyor. Öğle yemeğini de burada yiyoruz. Zaten hepsi Ölüdeniz'deki, yani Ölüdeniz sahilinde bekliyorlar. Kendiniz bireysel yapacak olursanız da fiyatı öğrenirim. Sonra zaten detaylarda yazarım. Bugün eğleneceğiz, çok eğleneceğiz. Evet arkadaşlar, tekne turuna çıktık. İlk durağımız Kelebekler Vadisi. Zaten artık buraya da anlatmaya gerek yok diyeceğim. Çünkü Türkiye'nin en ünlü manzaraya sahip yerlerinden bir tanesi ve muhteşem bir deniz sunan bir sahil. Onun dışında zaten tekneler burada bir saate yakın bir süre duruyorlar. Suya atlıyorsunuz, kıyıya çıkabiliyorsunuz, zamanınızı geçirebiliyorsunuz. Bu tür işlerde işte tekne turlarına çıkmak çok önemli çünkü karadan buraya gelmek imkansız. Sadece yukarıda işte Kabak Koyu'na giden yolda durursanız orada inip bakabiliyorsunuz. O meşhur fotoğrafların çekildiği köşeye çıkabiliyorsunuz. Ama geriye kalan buradan girmek isterseniz ya da yüzmek isterseniz tek yolu tekne turları. Şimdi giriş videomuzdan sonra biraz da Kelebekler Vadisi'ni anlatalım. Burası özel bir işletmeye ait arkadaşlar. Hatta yanılmıyorsam kooperatif olması lazım. İçeriye giriş 8 TL. Bu vadi boyunca yürüyebiliyorsunuz. Birçok bitki türü, işte kelebekler, eğer şanslıysanız kelebek larvalarını, evet, hem de kelebekleri görebiliyorsunuz. En sonunda incecik bir şelale var ama küçücük, çok büyük bir beklentiye girmeyin. Buraya tekneler yanaşıyor. Yaklaşık bir saat boyunca burada kalıyorlar. Ama suyu çok güzel, gerçekten çok güzel. Burada bir saate yakın vakit geçirebiliyorsunuz. Kumu taşlık, yani güzel bir şey beklemeyin. Bakın şu şekilde göstereyim. Bundan sonra rotalarına devam ediyor. Dediğim gibi Kelebekler Vadisi zaten görülmesi gereken bir yer ama tekne turlarına gelirseniz en azından iç tarafı da görmüş olacaksınız. Thank you.
dışarı. Gel de sarayı dışarı. Aman yarabbi. Evet, soğuk su kaplıcanın tarafına geldik. İnanılmaz soğuk su var. Nasıl dayı? Soğuk değil mi? Güzel güzel. Güzel de ayakta duramıyorum. Güzel burası var ya. Evet, şimdiki durağımız Aziz Nikolas Adası arkadaşlar. Burası batık bir ada. Şöyle anlatayım. Gördüğünüz kale, arkamda gördüğünüz kalede Noel Baba'nın, denizlerin ya da denizcilerin koruyucusu Noel Baba'nın yaşadığına inanıyorlarmış. Ve burada birçok manastır var. Burası inzivaya çekilme yeri. O yüzden tekneler burada da duruyorlar. Burada da denize girebiliyorsunuz ama isteyenler arkamda gördüğünüz yoldan kaleyi gezebiliyorlar. Daha doğrusu manastırları gezebiliyorlar. 12 TL'lik bir giriş ücreti var. İsteyenler müze kartla ücretsiz olarak girebilirler. Devlete bağlı bir yer burası. Yaklaşık bir yarım saat burada vakit geçiriyorsunuz. Sonra da diğer koylara doğru yolunuza devam ediyorsunuz. Hadi.